Merhaba, ben Esin Kocakuş, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü içeriğimiz şifon elbise. Elbisemi yaparken şifon kumaş kullanacağım. Şifon kumaş kaygan bir kumaş olduğu için fazla iğne kullanmamız gerekiyor. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Kumaşımı boydan ikiye katlıyorum ve kenarlarına İğne ile tutturuyorum. İğne ile tutturmamın sebebi kaymasını engellemek. Çünkü 4 kat şeklinde çalışacağım ve şifon kumaş çok fazla kaydığı için kesimlerde ve çizimde çok büyük yanılmalar olabiliyor. Bunu önlemenin en kolay yolu biraz fazla iğne kullanmak. Boydan iğne işlemini yaptıktan sonra enden ikiye katlıyorum ve toplamda 4 kat elde edecek şekilde ayarlamış oluyorum kumaşımı. Tekrar birbirine bu 4 katı tutturuyorum iğne yardımıyla. Ve kumaşımı düzenliyorum. Herhangi bir kayma olmadığından emin olduktan sonra tüm kısımlarına tekrar iğne geçireceğim. Dediğim gibi çok kayan bir kumaş. Bunu önlemek için bu işlemleri atlamadan yapmamız gerekiyor. Tüm her yerini iğneliyorum. Ben daha önce dikmiş olduğum tunikten yardım alacağım. Bunu elbiseye çevireceğim. Omuzlarını çizdim. Kol oyuntusunu da çiziyorum. Kolumu geriye alarak dikişleri takip ediyorum. Ve buralardan çizimimi yapıyorum. Elinizde beğendiğiniz herhangi bir modeliniz varsa kalıbını çıkarmak çok kolay. Etek kısmını daha geniş gelmesini istiyorum. Kullandığım bir tunikti. Şimdi elbiseye çevireceğim için daha geniş bir elbise modeli istiyorum. Boy kısmını ayarlıyorum. Ne kadar uzunlukta olmasını istediğimi belirliyorum. Ve bundan sonra yan genişliğimi belirliyorum. Çünkü boyunu daha uzun şekilde ayarlarsam genişliğini koltuk altından verirken daraltabilirim. En önemli noktası burası boy ayarlamada. Asıl boyu belirleyip yan genişliğini daha sonra çizmek gerekiyor. Ben hemen koltuk altımdan sonra açılan bir model istiyorum. Bu yüzden koltuk altımdan itibaren genişletiyorum. Yani modelimde sadece kol oyuntusunu ve yaka ve omuz kısmını kullanmış oldum. Alt kısmını tamamen göz hizasıyla ayarlamış oluyorum. Koltuk altından 3 parmak aşağıya hafif kavis verdim. Kavisten sonra dümdüz şekilde genişlettim. Oval riga yardımıyla etek ucu kısmını ovalleştiriyorum. Burada çok fazla görünmüyor. Daha sonra kesim işlemine geçiyorum. Alt kısmını hafif oval yukarıya çıkarak veriyorum. Etek ucuna doğru kesim işlemini yapıp ilk bu kısmı çıkarıyorum. Kestiğim kısımlardan 1 santim dikiş payı vererek
genişletiyorum. Ve kesimimi bu şekilde yapıyorum. Çizgimi takip ederek kesim işlemini tamamlayacağım. Yaka kısmına geliyorum. Hem arka yaka oyuntusunu hem ön yaka oyuntusunu ilk çizimimde belirlemiştim. İlk önce arka yakayı kestim. Daha sonra arka yakayı ayırıyorum. Yani arka beden olan kısmı iç tarafa doğru getiriyorum ve ön çizimli yaptığım kısmı kesip çıkarıyorum. Bu şekilde pratik olduğu için ben bu yöntemi tercih ettim. Şimdi arkayı önün içinden çıkardım. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Kol kısmını ayarlayacağım. Kenarlardan çıkan kumaşı katladım. Ve iğneledim onu da. Her kısımdan tutturdum. Yine dediğim gibi kaymasını istemediğim için bu işlemi yaptım. Kumaşımı 4 kat olarak ayarladım. Ve 2 tane kol elde edeceğim. Ben İngiliz dikişi yaptığım için normalden biraz daha fazla dikiş payı bırakıyorum. Yani toplamda 1,5 santime denk gelecek şekilde dikiş payım oluyor. Sizler normal dikiş yapacaksanız 1 santim, benim gibi İngiliz dikişi yapıp temiz bir dikiş isterseniz 1,5 santim dikiş payı bırakın. Kol kısmını ayarlayıp çizimimi tamamlayacağım. Burada şunu belirtmek istiyorum. Eğer çizimi yaparken en uç kısımda çizimler yaparsanız hata olabilir. Bu yüzden daha geniş bırakarak çizimleri yapın. Daha sonrasında daraltmak daha kolay oluyor. Yalnız kolda küçük kesimler yaparsanız kumaşınız yetmeyebilir. Yeni kol kesmek zorunda kalabilirsiniz. Bu yüzden bol bırakın. Eğer olmazsa daraltmada sorun yaşamazsınız dediğim gibi. Kesimini yapıyorum ve 2 tane de kolum hazırlanmış olacak böylece. Ön kol olarak kullanacağım kısımdan 1 santim kadar kesim yapıyorum. Çünkü önde potluk oluyor. Bu potluğu daraltarak almak istiyorum. Aslında normalde teknik çizim yaparken ön kol her zaman arka genişlikten daha kısadır. Biz pratik kesim yaptığımız için çizdikten sonra tekrar o kısımda düzeltme işlemi yapıyoruz. Büzüşmeler, toplanmalar oluyor. Bunu engellemiş oluyoruz. Ben kumaşımı tersi tersine bakacak şekilde ayarladım. Çünkü İngiliz dikişi yapacağım. Sizler normal dikiş yapmayı istiyorsanız düzü düzüne bakacak şekilde ayarlayarak dikmelisiniz. Ben şimdi İngiliz dikişine göre anlatmaya devam edeceğim. Dediğim gibi tersi tersine bakacak şekilde ayarlıyorum ve omuz kısımlarından
tutturuyorum. Kumaşımı tersine çeviriyorum ve bu kısımların tekrar üzerinden dikişimi yapacağım. Çünkü ben İngiliz dikişi yapıyorum, tekrar ediyorum. Bu yüzden 0.75 milimden daha bir dikiş yapacağım ve bu kısım asıl kıyafetimin ters kısmını oluşturmuş olacak. Daha sonra tekrar çevirince düz kısmını göreceğiz ve omuzlarda tertemiz bir dikiş elde etmiş olacağız böylece. Az önce birinci dikişi yapmıştım. Şimdi ikinci dikişi yapıyorum. Ve kıyafetimin içinde kalacak kısmı bu kısmı olduğunu tekrar belirtiyorum. Şimdi düz yönüne doğru çeviriyorum. Ve omuzlarda tertemiz bir görüntü elde etmiş oldum. Öncelikle kollarımı da takıyorum. Kolu ve bedeni birbirine tutturuyorum. Daha sonra kolun orta noktasını bulup omuz hizama denk getiriyorum. Bu şekilde dikmek bana daha kolay geliyor. Sizler zorlanırsanız öncesinde teğelleyebilirsiniz. Dilerseniz de İğneleme işlemi yapabilirsiniz. Ben el yordamıyla rahatlıkla takabildiğim için sadece omuz ortasını belirleyip dikiş işlemini gerçekleştiriyorum. Sonrasında tersine çevirdim ve asıl ters kısmını oluşturacak yerini yani ikinci dikişi de yapıyorum. Dikişini de tamamladım. Düzüne çevirerek kontrol ediyorum. Tek kol takılmış oldu. Görüntüsünde bir hata olup olmadığını kontrol ediyorum. Şimdi arka yaka oyuntusunun orta noktasını belirliyorum. Bu kısma bir pat çalışması yapacağım. Bu yüzden tam orta noktasını belirliyorum ve kesim yapacağım. Dilerseniz daha öncesinde hiç dikmeden kesiminizi yapabilirsiniz. Ben elbisemi dikmeye başlarken pat yapmaya karar verdiğim için bu aşamadayken kesimi yapıyorum. Öncesinde yakada fermuar düşünmüştüm. Pardon, omuzda fermuar düşünmüştüm. Sonra vazgeçtim. Arkaya pat koymaya karar verdim. Bu yüzden ortasındayken kesimi yapıyorum. Şimdi sağ ve sola üçgenlik verecek şekilde küçük çıtlar atıyorum. Bir tane parçam var. Parçalarımı ikiye katlayarak diktim. Ve birini sağa, diğerini de sola yerleştirerek birbirine tutturacağım. İlk olarak
sol kısmı yerleştiriyorum ve dikişini gerçekleştiriyorum. İlk patımı takmış oldum. Şimdi ikinci patıma geçiyorum. Onu da yerleştirip dikimini yaptıktan sonra sadece alt kısmını tutturmaya geliyor sıra ve o kısmını da kapattıktan sonra patım hazırlanmış oluyor. Daha önce bilgi içerir videosunda pat dikiminin yapımının detaylarını anlatarak yayınlamıştım. O videonun linkini bu videomun altına bırakacağım. Oradan izleyip detaylarını öğrenebilirsiniz. Düzeltiyorum. Üçgenlik vererek çıkarttığım kısmı düzeltip elime alıyorum ve o kısma 90 derecelik açıyı şaşmadan bir dikiş atmam gerekiyor. Çünkü patımı en güzel gösterecek yer bu kısmın düzgün dikilmiş olması. O yüzden bu kısmı dikerken biraz zaman ayırarak dikkatli şekilde dikmeye çalışın. İkinci kolu da dikiyorum. Kol ağzından koltuk altına, koltuk altından etek ucuna doğru dikişimi gerçekleştiriyorum. Ve elbisem son halini almış olacak böylece aslında. Birinci dikişlerini yaptım. Çevirdim. İkinci dikişlerini de yapıyorum. Yani temiz bir görüntü elde etmiş oluyorum. İngiliz dikişini daha önce bilgi içerir videosu olarak hazırlamıştım. Yine bu videonun linkini de aşağıya bırakırım. Dilerseniz daha detaylı izlemek isteyenleriniz linke tıklayarak videoya ulaşabilirler. Diğer kısmında ikinci dikiş işlemini tamamlıyorum. Geriye sadece kol ağzını, etek ucunu ve yakasını kapatmak kalacak. Şimdi kol ağzı kısmına geçtim. Çift kat kıvırarak dikişi tamamlıyorum. Aynı işlemi diğer kol içinde uyguluyorum. Çift kat katlıyorum ve dikişi tamamlıyorum. Etek ucunu incecik bir dikiş yapıyorum. Etek ucunu çift kat katlayarak incecik bir dikiş elde edebilirsiniz. Eğer makinenizin kıvırma ayağı varsa kıvırma ayağından yardım alarak katlama işlemini, dikiş işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kısmına pat görünümü veren bir parça yerleştirdim. Aslında normalde baktığınız zaman herhangi bir pat değil.
sadece pat görüntüsü veren bir kumaş parçası boydan bu kumaşı oraya diktim. Kıyafetimin pat kısmının son görüntüsü bu şekilde. Ben bu kısmına çıt çıt yerleştireceğim. Çıt çıtları dilerseniz dikilenlerden, dilerseniz basılanlardan tercih edebilirsiniz. Benim elimde her ikisi de vardı. Fakat buna basılanlardan olanı tercih edeceğim. Çünkü çok sayıda var ve bunları da kullanmak istiyorum. Dikilenleri daha görünmesini istemediğim yerlerde kullanmayı tercih ediyorum. Bunların halka şeklinde görünmesine bir sakınca olmadığı için tercih ettim. Ben bu çıt çıtlarımı AliExpress'ten almıştım. Elimde gördüğünüz bu makinayla birlikte geliyor. Çok uygun fiyata almıştım. Türkiye'de çok daha fazla. Tabii kalite olarak belki buradakiler daha iyidir. Çıt çıtlarımın hepsini yerleştirdim. Gayet sağlam oldu. Bunlar da elde dikilenler dediğim gibi. Dilerseniz bunu tercih edebilirsiniz. Dilerseniz benim yaptığım gibi görünenlerden olanı tercih edebilirsiniz. Önde pat görüntüsü verecek olarak diktiğim parçanın üzerine bu düğmeleri yerleştireceğim. Düğmelerim biraz nostaljik düğmeler. Dikildikten sonraki hali de bu şekli almış oluyor. Dilerseniz hiç pat kısmı koymadan ve düğme dikmeden sade bir görüntü de elde edebilirsiniz. Ben bu şekilde biraz hareketlilik katmak istediğim için farklılık olsun istedim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.